Yazılı yazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz denilmekte. Artılı eksili işlemler veriliyor. Şimdi gelin birlikte bakalım. Parantez içinde toplama ifadesi var. Parantezin içinde ise eksi var arkadaşlar. Bu parantez, bu artı ile bu eksi birbirini çarptığımızda eksi olacaktır. O şekilde söyleyebiliriz. 20 artı 25'i 25 olarak yazalım. Artı ile eksi çarpımı eksidir. Eksi 17. Buradan cevabımız 8 gelecektir. B'ye baktığımızda eksi 41'i yazdık. Eksi ile artının çarpımı eksi 79. Şimdi ikisi de eksi negatif yani. O zaman ne yapıyoruz? Bu sayıları e, işaretleri dışında topluyoruz ve eksiyi koyuyoruz. Bu ifademizin e, sonucu kesinlikle eksidir. 41 ile 79'u topladığımızda da 120 gelecektir. Cevabımız eksi 120'dir. Artı 58 artı ile eksinin çarpımı eksi 98. Artı ve eksi varsa yani biri eksi biri artı biri negatif biri pozitif ise o zaman ne yapıyoruz? Buradaki sayıları birbirinden direkt çıkarıyoruz. Ve büyük olan ifadenin işaretini sonucumuza yazıyoruz. Büyük olan ifadenin işareti eksi 98 büyük olduğu için eksidir. Eksi diyelim. 98'den de 58'i çıkaracak olursak geriye 40 kalır. Eksi 40 da cevabımız olur. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz deniliyor. Artı 81 bölü eksi 3. Şimdi artı ile eksenin bölümü kesinlikle negatif eksi olacaktır. Eksiyi yazalım. 81'i 3'e böldüğümüzde kaç gelecektir? 27. Cevabımız eksi 27. 77 çarpı eksi 40 artı ile eksinin çarpımı kesinlikle eksi negatif olacaktır. 77 ile 40'ı çarpalım ne yapıyoruz? 77 ile 4'ü çarpıp 0 atıyoruz en sonunda. 7 kere 4 28 elde var 2. Gene 28 2'yi de ekledik 30. 308 yanada bir sıfır attığımızda 3080 olacaktır. Eksi 84 çarpı eksi 3. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır arkadaşlar. 84 ile de 3'ü çarpalım şurada. 12 elde var 1 252. Direkt artı 252 yazabiliriz veya artı yazmasanız da olur. Devam edelim. Eksi 242 bölü eksi 11 deniliyor. Eksi ile eksinin bölümü artı olacaktır. Yazmaya bile gerek yok. 242 bölü 11 kaçtır? 24'ün içinde 11 iki kere var. 22 gene 22 geldi arkadaşlar. Buradan da 22 diyebiliriz artı 22 de buradaki cevabımız olacaktır arkadaşlar. D'deki ile devam edelim. Artı 420 bölü eksi 210 bölü eksi 1. İşlem sırasına göre soldan sağa doğru gideceğiz. E, artı ile eksinin bölümü eksi. Öncelikle e, 420'yi 210'a böldüğümüzde 2 kat olduğu için direkt eksi 20 diyebiliriz. Eksi 2 bölü eksi 1 deniliyor. Eksinin eksiye bölümü artı olacaktır. 2'yi 1'e böldük 2 geldi cevabımız artı 2 gelmiş oldu. Devam edelim 3. bölümümüzde doğru yanlış bölümümüz. Aşağıdaki işlemle sonuçları verilmiştir. Bu işlemlerden doğru olan önüne de yanlış olanlara y koyunumuz deniliyor. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Doğru. 15 ile 2'yi çarptık. 30 tamam artı 30 doğrudur. D'yi yazalım. Sonra eksi 80 bölü eksi 4 eşittir eksi 20 deniliyor. Eksi ile artının bölümü eksidir. Tamam. 80'i 4'e böldük 20. Tamam burası da doğrudur. 0 bölü eksi 2 eşittir. Artı 2'dir deniliyor. Yanlış olacaktır arkadaşlar. 0 bölü eksi 2 sıfıra eşit olacaktır. O yüzden e, direkt sıfır denilmesi gerekiyordu. Bu ifademiz yanlıştır. Eksi 40 çarpı artı 3 eşittir. Eksi 120 midir? Bakalım. Eksi ile artın çarpımı eksidir. 40 çarpı 3 120'dir. Evet eksi 120'dir. Cevabımız doğru. Şimdi eee... Bölme işlemimiz var. Artı ile eksinin bölümü eksi olacaktır. 120'yi 5'e böldüğümüzde kaç gelir? 24 gelir. Eksi 24. Burası da doğru olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. İlk sayfamız biraz kolay. Arka sayfamız daha zor olacaktır arkadaşlar. Şu an bunlar size eğer çalışmışsanız kolay gelebilir ama arka sayfayı da beklemenizi tavsiye ederim. Üst ifadenin değerlerini bulunuz deniliyor. Şimdi üst ifadelerde negatif işin içine girdiğinde durum biraz önemli. Buraya yıldızımızı atalım arkadaşlar. Şimdi eksi koyuyorsak üstü ifademizde eğer eksinin nerede olduğu çok önemli. Eğer eksi parantezin iç, yani parantezin içine alıp karesini alıyorsak üstü ifade yapıyorsak o zaman nedir? O zaman sayımızı pozitif yapacaktır. Eğer bu eksi parantezin dışındaysa sayımızı direkt negatif yapacaktır. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Eksi 7 üzeri 3. 7'nin 3 kere fark kendisiyle çarpım. Aslında eksi 7'nin 3 defa kendisiyle çarpımıdır. Ama bu işlem bu şekilde olacaktır. 7 kere 7 49. 49'u da 7 ile çarptığımızda 63, 6, 228, 34, 343. 343 ama nasıl? Eksi 343 başında eksi olduğu için. Sonra buraya gelelim. Eksi 6 üzeri 2. 6 kere 6, 36. Bir de eksimiz var. Eksi 36. Tamam. Bakın burayı yaptık. Bir de şuraya bakalım. Asıl, asıl can alıcı nokta burasıdır. Şimdi eksi 4'ün dördüncü kuvveti deniliyor. Bu nasıl yazılır? Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile artının çarpımı da artı olacaktır. Yani bu işlemimizin sonucu kesinlikle pozitiftir. 4'ün 4 defa kendisine çarpımı da 256'dır. Cevabımız direkt artı 256. Bir de şu eksi 3 e, Eksi 3'ün 7. kuvvetine bakalım. Buradaki ifademizde ne olacaktır? Negatif olacaktır. Çünkü bakın parantezin içindeyse eksimiz ve üstü ifadede parantezin dışındaysa üstü ifademiz burada tek bir sayıysa o zaman bu işlemimiz kesinlikle negatiftir diyebiliriz. Çünkü burası pozitif olsaydı burada da olduğu gibi eksi eksi artı, eksi eksi artı, artı artı da gene artı sonuç verecektir. Ama burada bakın bir tane eksi 4 daha olması buranın artı olmasını ne yapar? Eksiye çevirir. Artı çarpı eksiden eksi olur sonucumuz. İşte burada bunu anlıyoruz. Bu yüzden de bu böyle ifadelerimiz eğer parantezin içinde eksi varsa ve parantezin dışında üstü ifademiz sayımız varsa ve bu sayımız tek sayıysa sonucumuz kesinlikle negatiftir diyebiliriz. 3'ün kendisiyle 7 defa çarpımına bakacak olursak 3 çarpı 3 çarpı 3 biraz uzun bir işlem bu şekilde yapalım. 9 9 burası 81 ediyor arkadaşlar. 81 ile 243 çarpı 9 diyelim. Bu şekilde kısaltmaya çalışalım. 27 elde var 2, 36, 38 elde var 3, 18, 2187. Eksi 2187 bizim sonucumuzdur. Eksi 9'un karesi. Şimdi eksi 9'un karesi. Eksi 9'un iki defa kendisi çarpımı değildir. Bu nedir direkt? eksi 9 çarpı 9'dur arkadaşlar. Şöyle bir ifadedir. Yani farkı buradan anlayabilirsiniz. Eğer bu sayı şöyle yazılmış olsaydı parantez içinde yazılmış olsaydı eksi 9'un iki defa kendisine çarpımı olurdu. Ama böyle yazıldığında 9 kere 9'un başına eksi gelmesidir. Bu da eksi 81 olacaktır. Parantezin önemini burada anlayabiliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle dikkat edin. 2-3 defa bu sorulara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Puanlarınız zaten giderse buradan gider. 2 basamaklı en büyük negatif sayı A ve 3 basamaklı en büyük pozitif sayı B ise A artı işlemin sonucu kaçtır? 2 basamaklı en büyük negatif sayı kaçtır? Eksi 10 olacaktır. Eksi 99 demeyin çünkü eksi 99 eksi olduğu için daha küçüktür eksi 10'dan. En büyük negatif 2 basamaklı sayımız eksi 10'dur. Eksi 10 A'ymış. Sonra 3 basamaklı en büyük pozitif sayı. 3 basamaklı en büyük pozitif sayı 999'dur. Bu iki sayının toplamı da kaçtır? 989'dur arkadaşlar. Direkt onu çıkardığımızda 989 olacaktır. Başına da artısını isterseniz koyabilirsiniz. Devam edelim. Bir matematik sınavında her bir doğru için artı 8 puan verilmekte ve her yanlış cevap için eksi 4 puan verilmektedir. Buna göre 19 doğru ve 8 yanlış ve 3 boş olan bir öğrenci bu sınavdan kaç puan alır? Şimdi 19 doğrusu olduğu için 19 çarpı 8'den aldığı puanı bulalım. 8 kere 9 72 elde var 7. 8 artı 7 15. 152 puan almış. Artı 152 diyelim. Duralım. Her yanlış cevap için de eksi 4 puan almakta. 8 yanlış olduğu için 8 çarpı eksi 4 diyoruz. Burası da eksi 32 gelecektir. Eksi 32 puan almaktadır. Eksi 32 puan almakta ve 3 boşu var. Boşluğa hakkında bir şey denilmiyor. Artı 152 ile eksi 32 topladığımızda ne olacaktır? 152'den 32'yi çıkarmamız olacaktır. Burası da 120 gelecektir arkadaşlar. Sonuç olarak bu öğrenci 120 puan almıştır diyebiliriz. Devam edelim 7. sorumuzda. verilen bilgilere göre Emran evi ile okul arasındaki uzaklık kaç metredir? Emrah evinden okula 5 adım ileri 1 adım geri atarak gitmiştir. Emrah toplam 358 adım atmıştır. Emrah son olarak ileri yöne doğru 4 adım atmıştır. Emrah'ın bir adımı 50 santimetredir deniliyor. Buna göre Emrah'ın evi ile okul arasındaki uzaklık bizden soruluyor. Evinden okula 5 adım ileri ve 1 adım geri gitmekte. Yani sonuç olarak artı 5 eksi 1'den aslında artı 4 yani 4 adım ileri gitmektedir. Bunu bir tur olarak kabul edecek olursak bir turda 4 adım ileri gider. Emrah toplam 358 adım atmıştır. Şimdi tur olarak baktığımızda kaç tur gitmiştir? Bir turda topladığımızda 6 adım atmakta e, ama 4 adımlık bir mesafe kat etmektedir. Bunu unutmayalım. Kaç tur attığını bulabilmek için 358'i kaça bölüyoruz? 6'ya bölüyoruz. 6'ya böldüğümüzde 5, 30, 58, 58'in içinde 6 kaç kere vardır? 9, 54. Geriye de 4 adım kalıyor. Zaten bakın ne deniyor? Emrah son olarak ileriye doğru 4 adım atmıştır. Emrah'ın bir adımda 50 santimetredir. Uzaklığı soruyor. Şimdi 59 tane 6 adım ileri pardon 5 adım ileri 1 adım geri atmıştır. 59 kere bunu yapmış. Yani bunu bir tur olarak kabul edecek olursak çarpı 59 kere bunu yapmıştır Emrah. Sonuç olarak mesafe olarak ne kadar ilerliyordu? 4 adımlık bir mesafe ilerliyordu. Bir adımda 50 santimetre ise 4 çarpı 50'den 200 santimetre. Bizden sonuç metre olarak istenildiği için 200 santimetre 2 metre'dir. Yani sonuç olarak bir turda 2 metre ilerlemiştir. Biz toplamda 59 tur attığımıza göre 5 adım ileri, 1 adım geri şeklinde 59 çarpı 2'den ev ile okul arasındaki mesafeyi bulabiliriz. 59 çarpı 2 dediğimizde 18, 1, 118 e, doğru yaptık mı? Evet, 118 metre ev ile okul arasındaki mesafeyi söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Sadece soruyu anlamanız ve çözüm yolu üretmeniz gerekmekte. Devam edelim. Bize bazı rasyonel sayılar veriyor. Bu sayıları sayı doğrusu üzerinde göstermemiz istenilmekte. Öncelikle bir sayı doğrumuzu şöyle bir çizelim. Sıfırı ortaya koyalım arkadaşlar. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Eksili ifadelerimiz var. Artılı ifadelerimiz var. Öncelikle artılı ifadeleri yerine koyalım. 3 bölü 5 ve 8 bölü 5 var. Hangisi daha fazla büyüktür? Şimdi paydalarımız eşitse payı büyük olan büyük olacaktır. O zaman şuraya arkadaşlar 3 bölü 5'i koyacak olursak bunun sağına da yani daha büyük olduğu için sağına da 8 bölü 5'i koyabiliriz. Sonra eksilere gelecek olursak sıra. Eksilerde de öncelikle eksi yokmuş gibi davranın ve hangisi büyük ona karar verin. Eksiye bir atalım 7 bölü 6 ve 3 bölü 4 arasında bir kıyaslama yapacağız. Hangisi daha büyüktür? Bu kıyaslamayı yapabilmek için paydalarımızı eşitleyebiliriz. X'i de 12 eşitlenir. Bunu 2 ile bunu 3'e şey genişlettiğimize söyleyebiliriz. Bu yeni sayımız 14 bölü 12 gelir. Buradaki yeni sayımız ise 9 bölü 12 gelir. 14 daha büyük olduğu için paydalarımız eşit ve payı büyük olan büyüktü. O zaman 7 bölü 6 daha büyük bir sayıdır 3 bölü 4'e göre. Ama eksili ifade olduğu için bu tam tersi niyetine geçecektir. Eksiyi başına koyduğumuz her ikisi için bu büyüktür küçüktür ifadesi tam tersine dönüşecektir. Yani eksi 7 bölü 6 küçüktür. Eksi 3 bölü 4. Ee, bundan dolayı da ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 3 bölü 4 buraya gelecek olursa eksi 7 bölü 6 bundan daha küçük olduğu için eksi yönde sola doğru gidecektir. Eksi 7 bölü 6 bu şekilde sayı doğrusunda bunların yerlerini göstermiş oluyoruz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu satırlatmamızın ardından 9. sorumuzla devam edebiliriz. Eksi 4 üzeri 3 ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmekten. Şimdi bakalım. Eksi 4 parantez için üstünde üzeri 3 deniliyor. Bu ne demektir? Eksi 4 çarpı. Eksi 4 çarpı eksi 4 demektir. Eksi eksi artı artı çarpı eksi eksidir. Sonucumuz kesinlikle negatif. 4 üzeri 3 de 16. 16 çarpı 4 24'tür. Eksi 64'tür cevabımız. Eksi 4 tabandır deniliyor. Evet taban ve üst doğrudur. Kuvveti 3'tür. Evet doğru. Şeklinde gösterilir. Evet doğru. Değeri artı 64'tür deniliyor. Yanlış. Artı 64 değil. Eksi 64'tür. O yüzden bu ifademiz yanlış. Biz de yanlış aradığımız için Cevabımız denizi şıkkı. 10. sorumuz. Gül'ün 80 lirası vardır. Gül her hafta harçlıklarına 25 lira biriktirmeye başlamıştır. Gül'ün kaç hafta sonra 255 lirası olur deniliyor. Şimdi 255 lirası kaç hafta sonra olur dediğimiz için öncelikle şunu söyleyeceğiz. Bu gül her hafta harçlık biriktirmeye başlıyor ya. Ee, peki bu harçlık biriktirmeye başlayarak 25 liralık ne kadarlık para biriktirmiştir. Bunu bulabilmek için ne yapıyoruz? 255'ten 80'i öncelikle çıkarıyoruz. Çünkü 80 harçlık biriktirmeye başlamadan yani düzenli olarak biriktirmeye başlamadan önce kumbarasında olan parasıydı. O yüzden onu bir çıkaracağız. Yani çünkü bu 80 lira 25-25 biriktirmedi. Zaten vardı kumbarada. Çıkardığımızda 5, 15'ten 8 çıktı. 7 burası 1'di. indi aşağı 175 lira kalmış oldu. Yani aslında 25 25 koyarak 175 lira kumbarasına eklemiş oluyor. Peki bunu kaç haftada yapmıştır? Her hafta 25 lira ekliyor, ekliyorsa 175 bölü 25 yaparak bunu da bulabiliriz. Şimdi 7 dersek arkadaşlar 7 dediğimizde 35 elde var 3 14 17 175 evet tam bölünüyor tam oluyor cevabımız 7. 7 hafta sonunda 255 liralık bir parası olacaktır. 11. İşlemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Kesilerde çarpma ve çıkarma verilmekte. Öncelikle parantez içini yapmamız gerekiyor bildiğiniz gibi işlem önceliğine bakarak. 2 bölü 3 eksi 4 bölü 5 işlemini yapabilmek için öncelikle paydalarımızı eşitlememiz gerekecek. Karşıya eşitlenir 3 ve 5. Burayı 5 ile burayı 3 ile genişletirsek 15 ile eşitlenir. Şimdi 2 çarpı 5 10. 10 bölü 15 eksi 3 çarpı 4 12. 12 bölü 15 gelecektir. Paydalarımız eşitse o zaman payları çıkarabiliriz. Buradan da 10 eksi 12'den eksi 2 bölü 15 gelecektir. Yani burası eksi 2 bölü 15'tir. Sonra devam edecek olursak işlemimizin başını yazalım. 1 bölü 2 çarpı eksi 2 bölü 15'ti. Evet. Son çarpma şimdi direkt çarpacağız. Burası artı burası eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Sonra 1 ile 2'yi çarptık 2. Bölü 2 çarpı 15'te 30'dur. Cevabımız eksi 2 bölü 15'tir. Şıklarda var mı? Yok. Ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde eksi 1 bölü 15 gelecektir. Cevabımız da Bursa olacaktır arkadaşlar. 13. Elif 360 sayfalık pardon 12'ye atlamışız. Hemen 12'ye bakalım. 12'de A'nın kaç olduğu sorulmakta. Şimdi bakalım. Eksi 120 bölü artı 5. Eksi ile artının bölümü eksi olacaktır. 120'yi 5'e böldük. 24 gelir. Eksi 24 burası. Sonra 12 çarpı eksi 1. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 12'dir. Sonra eksi 24 bölü eksi 12. Eksi ile eksinin bölümü artı olacaktır. 24'ü 12 böldük. 2 kalır. Cevabımız 2. A'yı 2 olarak bulmuş olduk. 13. Elif 360 sayfalık bir kitabın 5 bölü 12'sini okuyor. Buna göre kitabın bitirmesine kaç sayfa kalmıştır? Şimdi 5 bölü 12'sini okuyorsa okuyacağı ne kadarı kalmıştır? Onu bulabilmek için 12 bölü 12'den 5 bölü 12'yi bir çıkaralım. Geriye 7 bölü 12 kaldı. 7 bölü 12'si nedir? Okuyacağı sayfa sayısıdır. Peki bu sayfa sayısı kaçtır? Biz zaten bunu arıyoruz. 360'a göre onu yapacağız. Yani bu ne demektir? Bir sayıyı bütün 12'ye bölüp 7 ile çarpmak demektir. Hemen 360'ı 12'ye bölelim. Zaten 7 bölü 12 diyoruz arkadaşlar. Kaç gelir? Burada 36'ın içinde 12, 3 defa var. Sıfır da direkt buraya attık. 30 gelir. 30. Bu parçalardan kaç tanesini alıyoruz? 7 tanesini. 30 çarpı 7'den cevabımız 210 olacaktır. Ceyhan şıkkı. Devam edelim. 14 ile. İşleminin sonucu hangisidir deniliyor? 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6. Kesilerde toplama yapabilmemiz için paydaların eşit olması gerekiyor. 3, 4 ve 6 12 de eşitlenir. Buna göre 3'ü 4 ile 4'ü 3 ile ve 6'yı da 2 ile genişleteceğiz. Buna göre 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 artı 2 bölü 12 gelecektir. 4, 3, 7, 2 daha 9. 9 bölü 12 bizim cevabımızdır. Şıklarda var mı? Yok. Ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 3 bölü 4 gelecektir. Cevabımız C şıkkı. Gördüğünüz gibi sonucu bulduğunuz A şıklarda yok. Yanlış yaptım mı? E, kaygısına kapılmayın. Sadeleştirmeye çalışın, genişletmeye çalışın illa şıklarda bulursunuz. İşlemin sonucu karşı deniliyor. Gözünüze büyütebilirsiniz ama aslında çok kolay bir işlemdir. Şimdi öncelikle en alttan başlıyoruz. 1 artı 2 kaçtır? 3'tür. Burası kaç oldu? 2 bölü 3. 1 artı 2 bölü 3 kaçtır? 3'ü 1 ile çarptık 3, 2 ile topladık 5. 5 bölü 3 burası 5 bölü 3 gelmiş oldu. Sonra 2 bölü 5 bölü 3 kaçtır arkadaşlar? Öncelikle payımızı yazıyoruz. Çarpı diyoruz. Sonra paydadaki kesrimizi ters çevirip çarpalım. 5 bölü 3'tü ya 3 bölü 5 olmuş oldu. Buradan da 6 bölü 5 geldi. Burası 6 bölü 5. 1 artı 6 bölü 5'te 5 çarpı 1 5. 6 ile topladık 11 bölü 5. Burası da 11 bölü 5 gelmiş oldu. Şimdi 2 bölü 11 bölü 5 kaçtır arkadaşlar? E, payımızı yazıyoruz. Sonra paydadaki kesimimizi ters çevirip çarpıyoruz. 11 bölü 5 de 5 bölü 11 olmuş oldu. Burası 10 bölü 11'e gelmiş oldu. Şurası 10 bölü 11. Bir de 1'imizi ekleyelim. 10 bölü 11 artı birimiz var burada. 11 ile 1'i çarptık. 11, 10 ekledik. 21, 21 bölü 11 bizim cevabımız olacaktır. Gördüğünüz gibi çok kolay. 16, yukarıda verilenlere göre A ve B'nin alabileceği en küçük değerlerin çarpımı kaçtır denilmekte? Alabileceği en küçük değerler deniliyor. A eksi 7'den büyük 5'ten ise küçük olmak zorunda. Alabileceği en küçük değeri soruyoruz. En küçük değerlerin çarpımı soruyoruz. A ve B'nin alabileceği en küçük değerlerin çarpımı. Tamam. Buna göre ne diyebiliriz arkadaşlar? E, kaç olabilir? Eksi 6 olabilir burada. En küçük diyorsak eksiden olacağız. Eksi 7 olamaz çünkü eksi 7'den Büyük olması lazım. Eksi 6, eksi 7'den büyük. Tamam. A'yı eksi 6 olarak alabiliriz. Sonra B'yi kaç alabiliriz? Eksi 1, 2'den büyük bir sayı olmamız gerekiyor. Büyük e, e, sayımız ise kaçtır arkadaşlar? Buradan eksi 1 olabilir. Burayı da eksi 1 olarak söyleyebiliriz. En küçük olacak şekilde. Yani eksi 6 ile eksi 1'i çarpacak olursak da çarptığımızda da cevabımız 6 gelecektir. Eksi ile eksi'nin çarpımı artıdır. 17. ve son sorumuza geldi sıra. Züleyha 150 TL olan haftalarının 1 bölü 3'ünü yemeğe, 1 bölü 5'ini yol harcıyor ve parasının kalanını kumbaraya atıyor. 2 hafta sonra Züleyha'nın kaç TL'si birikmiştir? 150 TL olan haftalarının 1 bölü 3'ünü yemeğe harcıyor. 150 bölü 3 dediğimizde 50. 50 lirası yemeğe gidiyor arkadaşlar. 1 bölü 5'ini yol harcıyor. 150 bölü 5 dediğimizde de 30 lira. 30 lira da yol. 50 yemek 30 yol toplamda giderimiz 80 TL. 80 lira haftalık olarak gidiyor. Sonra kalan parasını kumbaraya atıyor. Bir haftada biz 150 lira alıyorduk. 150 lira alıyoruz. Artı 150. 80 lira harcıyoruz. Eksi 80. Topladığımızda artı 70. 70 lira yani haftalık kalıyor. 2 hafta boyunca yaptığımızda da bunu 70 çarpı 2'den 140 liramız kumbaramızda olacaktır. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımıza ve diğer yazı videolarımıza bakabilirsiniz. Bu yazı sonra ve daha fazlasına da yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.